Prince of Persia, The Sands of Time 2010. Filmin Türkçe adı Pers Prensi Zamanın Kumları. Uzun zaman önce uzaklardaki bir ülkede Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan bir imparatorluk hüküm sürmekteydi. Bu Pers İmparatorluğu'ydu. Savaşta acımasız, zaferde bilgi olan Pers kılıcının gittiği her yerde düzen sağlanıyordu. Pers kralı kardeşiyle birlikte kardeşlik ve sadakat ilkeleri üzerine kurulu ortak bir yönetim uyguluyordu. Kralın ona büyük mutluluk veren iki oğlu vardı. Ancak tanrıların gözünde kralın ailesi henüz tamamlanmamıştı. Bunun için kralı Necef sokaklarında yetim bir çocuğun cesaretine tanık olması gerekiyordu. Bir gün Necef sokaklarından birinde gördüğü çocuktan etkilenen kral, adı Destan olan cesur, korkusuz çocuğu evlatlık olarak ailesine aldı. Kraliyet kanı taşımayan ve tahtına göz dikmeyecek bir çocuktu bu. İnsan hakkının almadığı bir güç sayesinde hiç beklenmedik bir yerden gelen bu çocuk gelecekte Pers prensi olacaktı. Film kısa bir ön bilgilendirme ile başlar. Sonra ekranda beliren 15 yıl sonra yazısıyla devam eder. Destan ve kralın diğer iki oğlu artık büyümüşlerdir. Amcalarıyla araları çok iyidir. Hatta hepsinin akıl hocası olmayı başarmıştır. Dışarıdan bakıldığında sadakatle birbirine bağlı bir aile izlenimi uyandırıyorlardır. Bir gün Alamut şehrinin ünlü Alamut Kalesi'ne saldırmak için amcaları üç kardeşin aklına girmeyi başarır. İmparatorluğun gizli casuslarının verdiği bilgiye göre kimileri için kutsal sayılan dokunulmazlığı olan Alamut'a Pers İmparatorluğu'nun düşmanları için silah yapılıp satıldığı iddia ediliyordur. Pers kralı her ne kadar Alamut'a dokunulmasını istemese de amcaları kralın oğullarını bu saldırıya ikna eder. Şafak vakti saldırmaya karar verirler ve film başlar. Bu film bir tür taht kavgası ve dünyaya hükmetme arzusu üzerine kurulu insan egosunun doyumsuzluğun anlatıldığı hikayede insanoğlunun hep daha fazlasını istemesi her zaman olduğu gibi dünyanın sonunu getirecektir. Filmin atmosferi, hikayenin destansı anlatımı, oyuncuların enerjisi ve keyifli aksiyon sahneleri senaryodaki aksayan yerleri gerçekten çok iyi kamufle etmeyi başarmış. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ilerleyen hikayede pek çok sonuca karakterlerin bize anlattıklarıyla varıyoruz. Ama diğer öğeler o kadar ustalıkla kullanılmış ki hikayenin akışına ister istemez kendimi kaptırdığımı itiraf etmeliyim. Hatta filmin bazı yerlerini destan öyle dediyse kesin öyledir. Alamut prensesi böyle oldu diyorsa kesin onun dediği gibi olmuştur diyerek sorgulamadan izledim. Gizemli Alamut prensesi ve Pers prensi Destan'ın zamanı geriye alabilen sihirli bir hançeri korumak için yaptıkları işbirliği, Destan'a atılan iftiradan kendisini aklamaya çalışması, Pers İmparatorluğu'nun suikastçileri olan haşhaşiler hikayeyi oldukça zenginleştiren detaylardı. Bu film aslında bilgisayar oyundan uyarlanmış bir film. Filmin yönetmeni Mark Nevely, 1994 yapımı Dört Nikah Bir Cenaze filminden, 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filminden ve 1997 yapımı Köstebek filminden aslında tanıyoruz. Saydığım filmlerin hiçbirisinin tür olarak diğerleriyle uzaktan yakından alakası olmasa da hepsi de başarılı filmler. Tür bakımından aksiyon, macera, gizem olan Zamanın Kumları filmi bence gayet başarılıydı. Sonuç olarak IMDb'si 6.6 ki bence 7 puanı hak ediyordu. 270.564 kişi tarafından oylanmış. Hafta sonu güzel vakit geçirmek için ideal bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.